Uygunsuz görüntülerin, pornografik yayınların çevremizi sardığı, açık saçıklığın salgın hastalık gibi her tarafta kol gezdiği bir dönemde yaşıyoruz. His heveslerine mağlup düşen bazı kimselerin haramlara bakmalarından dolayı şehvani olarak duyguların tahrik olmasıyla israfata gidiyorlar. Bu israfat İslami literatürde istimla diye geçerken günümüz dilinde mastürbasyon olmuştur. Her şeyden önce anormal olan bu hareket genelde iradesi zayıf olan insanlarda görülmektedir. Ve gençler arasında çok yaygın olmasıyla belki de günah olduğu dahi bilinmiyor. Cenab-ı Hak İsra suresinde zina yapmayın demeyip zinaya yaklaşmayın diyor. Yani zinaya giden yollar kapanıyor. Zinaya giden o teşvik ve teşhirlerden uzak durmamızı istiyor. Çünkü teşhire yaklaşanlar tahrik olurlar. Tahrik olan kişi ise bu sefer cinsel olarak saldırılara maruz kalır. Böyle kişiler de artık her türlü günahı göze almış oluyor. Bu hastalık az çok herkesi tesir altına almaktadır. Bilhassa gençleri kemirmekte ve manevi duygularını içten içe yaralamaktadır. Nefsi hisleri tahrik eden unsurların çoğalması kişilerde bazı kötü alışkanlıkların artmasına sebep olmaktadır. Kendisine nikahı düşebilen namahreme bakmak, insanda harama karşı olan hassasiyeti azaltmakta, bilhassa kendisine çeki düzen veremeyen kimseler harama bakmayı normal ve günah olarak görmemeye başlamaktadırlar. Peki günahlara bile bile devam edenlerin sonucu ne oluyor? Neticesi nedir? Bediüzzaman ne diyor ona bakalım. Masiyetin mahiyetinde yani günahların o isyanın temelinde bilhassa insan devam ederse küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete, o günahlara devam eden artık ülfet peyda eder, artık onda bir alışkanlık olmaya başlar. Sonra ona aşık ve müptela olur. Terkine imkan bulamayacak hale gelir. Sonra o masiyetin ikaba yani cezaya mucip ceza gerektirmediğini temenniye başlar. Bu hal böyle devam ettikçe o küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı yani onun ceza gerektirdiğini ve gerek darül ikabı o cezaya layık olduğu cehennemi inkara sebep olur. Ki zaten Bediüzzaman öyle diyor. Her bir günahta küfre giden bir yol vardır. Bediüzzaman Hazretleri bu konuda başka bir yerde şöyle söylüyor. Ehl-i İslam'da nazar-ı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye yani Müslümanlar arasında harama bakma arttıkça cinsi duygular heyecana gelip vücudunda suistimalat ile israfa gider. Haftada birkaç defa gusle mecbur olup ondan tıbben kuvve-i hafızasına yani hafıza gücüne zayıflık gelir diyor. Evet, bilimsel olarak da bunu araştırabilirsiniz zaten. Harama bakmak unutkanlık verir. Şimdi gelin mastürbasyonun psikolojik olarak zararlarına bakalım. Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duyguları meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra kişide genellikle ruh olarak bir sıkıntı ve pişmanlık hissi uyanır. Yapılan bu işin olgunluktan uzak olduğunu anlayan kişi aşağılık ve suçluluk psikolojisine kapılarak sonrasında moral kırıklığına uğrar. Bu alışkanlık insanı aşk ve sevgiden mahrum bıraktığı gibi sevgi yönünden de maalesef insanı kör etmektedir. Mastürbasyon alışkanlığı erkeklerde bel gevşekliği yani erken boşalmaya sebebiyet vermektedir. Bu ise erkeklerin evlilikte en çok şikayet ettiği bir durumdur. Çünkü daha cinsi münasebet başlamadan hemen boşalmaktadır. Aşırı mastürbasyon yapan bayanlarda ise bu cinsel soğukluğa sebebiyet vermektedir. Yani cinsel soğukluk kadının cinsi münasebetten zevk duymaması ve hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. İşin garip tarafı bu tip bazı kimseler evlendikten sonra da bu illete devam ederler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde eşleriyle pek ilgilenmezler ve neticede eşler birbirinden uzaklaşırlar. Bir diğer zararı da çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü mastürbasyon yapan kişi başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin edecek yollar arar ve belki de gayrimeşru zevklere giderler. Ve buna devam eden gençlerde genelde hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık başlar. Okudukları şeyi çabuk ezberleyemezler, ezberleseler bile hemen unuturlar, dikkatlerini toplayamazlar ve okuduklarını anlamakta güçlük çekerler. Bu alışkanlıkla meşgul olanların şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Ve buna devam eden gençlerde gece yatağına girdiği zaman körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür.
Bu suretle hem mastürbasyona daha fazla müptela olur hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamayacak hale gelir. Gelin şimdi bu alışkanlıktan nasıl kurtuluruz onların çaresine bakalım. Bunlardan en etkilisi ergenlik çağına girince evlenmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa kendisine oruç tutmak gerektir. Çünkü oruç şehvet kesicidir. Bir başka yöntem de cinsel duyguyu tahrik eden yayınlardan, pornografik dergilerden ve pornolardan uzak durmak. Boş vakitlerini yararlı şeylerle doldurup değerlendirmek, iyi huylu, güzel ahlaklı ve uyumlu arkadaşlar edinmek. Bir başka yöntem de insan kendisini ilmi yönden koruyabilir. Çünkü kalp ve akıl neyle meşgulse artık hayaller göz önüne öyle gelecektir. Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman bu arzunun yatıştırılması için en iyi çare de cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır. İnsan bu durumdan uzak durursa elbette gece rüyalanacaktır. Zaten bu da fıtri bir şeydir. Ve insan bu edepsizlikte bulunurken bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalıdır. Zaten bu gibi durumlarda ehli sünnet ve ehli Kur'an olan zatlar bu işin yolunu göstermişler. Bunlardan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başından geçen bir hadiseyi şöyle özetliyor. Hem 40 sene evvel İstanbul'da Kağıthane Şenliği'nin Yevmi Mahsusu'nda özel bir gününde köprüden ta Kağıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık saçık Rum ve Ermeni ve İstanbullu karı ve kızlar dizildikleri sırada ben ve merhum mebus Molla Said Taha ve mebus yani milletvekili Hacı İlyas ile beraber bir kayıya bindik. O kadınların yanlarından geçiyorduk. Burası çok önemli. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassut ettiklerini yani gözlediklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip söylediler. Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın. Üstad cevap veriyor. Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. Sizler baktınız, ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim.